Merhabalar değerli Köy TV izleyenleri, Köy TV ekranlarından herkese selamlar, sevgiler efendim. Veteriner Hekim Erol Aslan'la Küçük Baş Sağlığı programımızın yeni bir bölümüyle sizlerleyiz. Efendim bugün hocamla birlikte düştük yollara, dedik Avrupa, Avrupa duy sesimizi, işte bu duyduğun Köy TV'nin ayak sesleri dedik. Efendim soluğu Avrupa'da aldık, düştük yollara. Neredeyiz? Kırklareli'nde Lüleburgaz'a geldik. Lüleburgaz'da Ahmet Bey beldesindeyiz. Bugün neler konuşacağız? Bugün Paktar işletmesine misafir olacağız. Hocamla birlikte yine Merinoslar üzerine bir söyleşi açacağız. Hocam programımız yine gümbür gümbür başlıyoruz diyoruz. Nasılsınız? Vallahi Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla başladınız titremeye evet. Abdullah Beyciğim. Halbuki doğal kürkü de olan bir adamım ama Cenab-ı Allah esirgememiş. Halbuki ama hocamın da dediği gibi evet. Efendim Balkanlardan gelen soğuk havaya rağmen muhabbetimizin sıcaklığıyla sizleri birazdan baş başa bırakacağım. Isıtacağız yetiştiricilerimizi de. Evet. Bugün nasıl bir işletmedeyiz? Nereye geldik hocam? Çok özel bir işletmeye geldik bugün. Yaklaşık olarak hemen hemen bir sene oldu herhalde. Genç iki kardeş pırıl pırıl çok amatör ruhuyla bu işe başlayıp şimdi kendilerini tanımak istiyorum, daha doğrusu tanıtmak istiyorum Köy TV seyircilerine. Diyelim ben sözü onlara vereyim. Evet, bir yardımcı olayım. Biz kalktık geldik Paktar tarım işletmesi kimdir nedir genç iki kardeş dedim onlar bir kendini başlasınlar bir tanıtsınlar ondan sonra başlayalım sohbetimize söyleşimize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi görmek çok mutluluk verdi bize. Estağfurullah. Bizim yerimiz Lüleburgaz'da Kırklareli ilinin Lüleburgaz ilçesindeyiz Ahmet Bey beldesinde Paktar çiftliği. Tamam. Yaklaşık bir yıldır Karaca Bey menüsü üzerine çalışma yapıyoruz. Evet. Damızlık işletmesiyiz. 400 anaç sayımız var şu an için. Evet. Kuzular hariç. Tabii kuzular hariç. Onları saymıyoruz. Olarak. Evet. Trakya bölgesinde hizmet veriyoruz. Tamam. Bu bölgede biraz daha aktif olma babında. Böyle bir güzel. Önce isimden başlayalım. Paktar. Evet. Neden Paktar? Vallahi, ne anlamı var mı? Açılımı var mı? Hocam şimdi zaten tarım ve hayvancılıktan gittik ve Paktar'ın tarımdan gelmekte. Tamam. Temiz düzgün bir işletme olsun. Temiz düzgün, pak. Evet. Temiz düzgün pak. Bir iş yapalım istedik ve orada süper. Pakı kullandık. Paktar olarak yolumuza başladık. Orijinal güzel bir isim. Paktar olarak ben şunu özellikle daha ilk zamanlarda sizinle tanıştığımızda birinci sınıf Merinos. Evet, Karacabey Merinos'u üzerinde siz ben beni seyreden seyirciler beni çok iyi bilir. Bizim hoca çok ırkçı bir adam demişlerdi biz konuşurken. Ya ne demek ırkçı ya ben ısrarla melezleme hastalığına karşıyım. Evet hocam. Ve bu konuda siz de bu özellikle bunun üzerine çok titizlikle durdunuz. Ve Safkan birinci sınıf Karacabey Merinos'u üzerine durdunuz. Evet hocam. Düşünce ve amaçlar neden Karacabey Merinos'u ve düşünceleriniz nelerdir? Şimdi hocam şöyle biz bu işin fizibilitesini yaparken bayağı bir detaylı bir araştırma yaptık. Çok ırklarla ilgili çalışma yaptık. Hem yerli hem yabancı. Tercihimizin sebebi şu. Karacabey Merinos'u daha çok bu bölgeye, Trakya bölgesine, Marmara bölgesine hitap eden bir ırk. Ayrıca mevsim dışı gebeliğe de uygun. Buranın mera kültürüne, meracılıkla ilgili iş yapan işletmelere de hitap edeceğini düşündüğümüz için böyle bir ırk düşündük. Damızlık işletmesisiniz. Evet, evet. Damızlık tamamen damızlık işletmesiyiz. Değerli arkadaşlar, şimdi ufak bir şey girmiş olayım sizin şeyinizin arasına, söyleşinin arasına. Marmara bölgesi, özellikle Karacabey bölgesi, evet. Karacabey Merinos'un ismi de oradan geliyor zaten. ana vatanıdır diyelim. Fakat Karacabey Merinos'u şu andan itibariyle bütün Türkiye'ye evet. rahat rahat dağılmaya başlayan bir ırktır. Evet. Sene 1930'lu yıllarda, 32-34 yıllarında Karacabey'de Atatürk zamanında Alman et merinosuyla kıvırcığın melezlenmesi çalışmasıyla oluşan bir ırk. Yaklaşık olarak 60-70 yıllık bir genetik çalışmasından sonra oluşabilen bir ırk. Yalnız
Ben danışmanlığı yaptığım işletmelerde, özellikle Bursa bölgesindeki işletmelerde damızlık yetiştirdiğimiz hayvanları biz sizin gibi işletmelere, Trakya'ya gönderemiyoruz. Evet, evet. Sebebi de Trakya bölgesi ağır bir işletme. Ben çok uzun zaman sürekli benim bu taraftan Trakya'dan gelen talepleri ben sürekli geriye çevirmek durumunda kalıyordum. Çünkü bizden çok ağır bazı burasının evet. damızlık konusunda ve ağrı bir bölge olduğundan dolayı Asya'dan Avrupa'ya hayvan sevkiyatı söz konusu değil. Sevk edilebilir fakat şartları çok ağırdır arkadaşlar. Evet. Hatta birkaç kez siz Eskişehir'den evet. Almak istediniz. Nasıl? Bayağı ciddi bir... Evet evet bayağı ciddi bir prosedürü var. Evet kan tahlilleri... Ve bu sizi bayağı bir üzdü ve yordu yani açıkçası. Yani çok uzun süren bir süreç. Evet. Hem maddi hem manevi olarak beklemesi, tahlilleri. O yüzden biz biraz daha bu bölgenin içerisinde bir hayvan evet. popülasyonu edinelim istedik. Zaten bu bölgenin dediğiniz gibi özelliği de bu. Trakya bölgesi ağrı bir bölge. Tabii bunun artıları da var bu bölge anlamında. Evet. Fakat işte bu bölgede böyle bu çaplı bir işletme açığı olacağını da düşündüğümüz için birazcık tercih, lokasyon tercihimizin de sebebinin altında bunlar yatıyor. Evet. Yani bizim burada değerli arkadaşlar daha henüz erken, daha henüz damızlık satışınızı siz başlamadınız. Yok, yok henüz başlamadım. Kapasiteniz nedir? Ne kadara kadar büyümeye düşünüyorsunuz? Anaç popülasyonu olarak. Şöyle hocam şu an için dediğimiz gibi bir 400 baş olarak görünüyoruz. Evet. Totalde burada 1200 başa çıkma amacımız var. Yani aşağı yukarı siz şimdilik belki bir sene daha kendi evet. İçinizdeki dişi toklularınızı kendinize bırakacaksınız. Evet, evet. Anaç sayınız 1000 ile 1200 arasına çıkana kadar. Evet. Ondan sonra buradan özellikle Ahmet Bey beldesinden, Paktar işletmesinden, evet. Trakya'dan böyle bir talep oluşursa biz buradan artık damızlık tedariği yapabilir miyiz, önerebilir evet. miyiz sizi? Evet hocam inşallah dediğiniz gibi belirli bir sayıya ulaştığımız zaman artık biz de bu pozisyona hazır hissettiğimiz zaman kendimizi hı-hı. muhtemelen o da seneye gibi düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki belki, evet. sene ufaktan evet. Başlayabilirsiniz. Biraz daha sabredeceğiz sonrasında inşallah. Zor bir zamandan evet. yetişiyoruz çünkü şu anda siz sadece erkeklerden damızlık vasfı taşıyabilen erkeklerden bir kısmını ayırıp geri evet. kalanı kesime gönderiyorsunuz. Evet hocam aynı şekilde yapıyoruz. Evet onlar da az da olsa size bir döner sermaye sağlıyor ama evet. siz şu anda büyüyen bir işletme olduğunuz için ciddi bir gider. Şu an için evet tamamıyla öyle. Bir de tabii evet. sektörün de biraz tam terste olduğu zor, bir dönem. Zor olduğu bir dönem. Gerçekten yani yetiştiriciler olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Evet. Burada bizim düşüncemiz şu. Yani olabildiğince sabredeceğiz. Evet. Bu süreci en hızlı bir şekilde atlatıp önümüze bakmak istiyoruz. Ama tabii ki gerçekten sektör şu an çok zor durumdan geçiyor. Evet. Yaptığımız fizibilite çalışmalarından sonra ki tablo biraz farklı. Ama dediğim gibi bu süreç sizin de geçenlerde bahsettiğiniz gibi evet. bu süreç muhakkak sona erecektir. Çünkü böyle 2000, bir döngü olamaz yani. Hakan Beyciğim 2023 yılında bütün dünyada gıda yılı olarak evet. ilan ediliyor. Şu anda biz bu konuda ben özellikle bu işi gerçekten isteyen ve dayanabilecek güçte olan evet. işletmeler ayakta kalsın diyoruz. Evet. Çünkü bundan 7 sene önce ben Pega Damızlık Merinos çiftliğine danışmanlığına başladığımız zaman kesim fiyatları 7 liraydı. Herkes o zaman büyükbaş furyası vardı ve büyükbaş şimdi işletme sahipleri ya siz niye kendinizi zora sokuyorsunuz? Büyükbaş alsanıza koyunculuk niye? Bakın koyunculuk fiyatları ne kadar? Bir sene sonra 23 lira, 22-23 lira çıkmıştı. Neredeyse 2 katı, 3 katına çıkmıştı kesim fiyatları. Ve ondan sonra zaten koyunculuk, işletme her 5-6 yılda bir zaten hayvancılık sektörü şöyle bir dip vurup sonra tekrar evet. sıçrama yapıyor. Çünkü insanlar tüketmek zorunda. Ve siz bunu çok güzel bir şekilde etüt ettiniz ve biraz dişinizi sıkıp sabrederseniz değerli yetiştiriciler ben inanıyorum ki önümüzdeki yıldan sonra Paktar'dan siz kaliteli damızlık
merinos tokluları artık tedarik edebilecek duruma geleceksiniz. Çünkü burada şu anda yaptığımız bir yetiştirici protokolü var ki o protokole şimdi nasıl uyguladığını diğer ev sahibimize ben şey vereceğim. 8 ayda bir yavru alma üzerine kurulan bir sistemimiz var. Yani 8 ayda bir yavru almaya çalışıyoruz. Düzenli bir gebelik kontrolüyle boş hayvan kalmamasını sağlıyoruz. İkizlik oranı üzerine doğru bir flashingle artmasını sağlıyoruz ve mümkün olduğu kadar kuzu öldürmemeye gayret ederek bu işletmeyi artıya çevirmeye. Yoksa sadece biz bu konuda ya Allah'ın ambarından yedirelim, ikiz olursa ikiz, tek olursa tek, kuzu ölürse ölür, olmuyor arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de şu anda ben Köy TV sağ olsun bir kamu spotu da hazırlıyoruz ve ben kuzular ölmesin kamu spotunu düzenli bir şekilde devam ettireceğiz. Ve bu konuda 8 ayda bir yavru aldığımız zaman her yani senede 6 doğum hedefliyoruz biz. Böylelikle her 2 ayda bir bakteri işletmesinden biz düzenli bir toklu satışına hedeflemek olacağız. Evet. Hakan Beyciğim şimdi kardeşinize evet. Şeyi verelim, mikrofonu verelim. Merhaba Veysel'cim, kendini tanıt. Ben Veysel Özmören, endüstri mühendisiyim. Bu şekilde bu çok işletme... çok ilginç değil mi? endüstri mühendisi sizin mesleğiniz? İşletme mezunu. İşletme mezunu. İki tane üniversite mezunu kardeş arkadaşlar ve bu işi bilinçli ve profesyonel yapmaya gayret eden insanlar ve bu beni çok mutlu ediyor açıkçası. Çünkü söylenen şeyi doğru yapıp algılayabilecek. Ben anamdan, babamdan, dedemden başladığı zaman ben üzülmeye başlıyorum açıkçası. Çünkü eskiden senin deden bir yerden bir yere eşeğin sırtında gidiyormuş diyorum. Ama siz şimdi jet uçakları kullanıyorsunuz. Her şey değişiyor hocam. Bütün her sistemler değişiyor. Hayvancılık da aynı şekilde. Evet, bu hayvancılık nereden, sevgi nereden geldi? Yani, hayvan biraz... sevgisi tabii ki de bizde zaten vardı çocukluktan beri. Hani araştırdığımızda tabii sadece işletme hayvan sevgisi için kurulmuyor. Evet. Bu sektörde, bu bölgede böyle bir açık olduğunu fark ettik biz. Damızlık açığı ciddi anlamda fark ettik ve buraya böyle bir yatırım yaptık. Fiilen işletme müdürü sensin şu anda. Doğru yani. Hakan abin daha çok arkadan destekliyor sağ olsun. Gölge sponsor diyelim. Destekliyor sağ olsun. Ama bu işte sen de biraz kendini de geliştirip eğitiyorsun. Evet. O konuyla nasıl bir çalışmaların var? Yani hem sizden gerekli danışmanlık ve bilgi alıyoruz. Onun dışında bir işte veteriner teknikerliği de bir yandan dışarıdan da bir yandan bakıyoruz. Dışarıdan da veteriner. Oradan. Zaten onu yapmazsan bu işi doğru bir şekilde algılayıp yönetmek zor olabiliyor. Sadece şimdi çünkü sen bambaşka bir eğitim almışsın bugüne kadar ama farklı bir uğraşla uğraşıyorsun. Canlı bir hayvanla uğraşıyorsun. Biraz da onu da tanıyabilmek için eğitimini... Tabii ikisini birleştirmek önemli. Hem buradaki organizasyonu mühendislikten öğrendiklerimizle yapıyoruz. Evet. Programlamayı, planlamayı. Diğer taraftan veterinerlikte de tabii de iş tamamen canlıyla makine gibi düşünmemek lazım. Bir an onunla birleştirerek işletmeyi doğru bir şekilde rotaya sokmaya çalışıyoruz. Şimdi işletme dedikten sonra bu işletme arkadaşlar büyükbaş işletmesi. Ben Hakan'la Veysel kardeşleri ilk tanıdığım zaman burada düve bakıyorlardı kendileri. Evet. Ve bu büyükbaş düve onları da buzağı olarak almıştık. Tabii buzağı olarak almıştık onları. Onlar da yurt dışından gelme kaliteli hayvanlardı. Onları da tohumladık. Sonra sahiplerine ulaştırdık. Biz de daha çok küçükbaşı önerdik. Şimdi büyükbaştan dönüştürülen bir küçükbaş ahırı. Tabii. Şimdi burada tabii bazı eksiklikler vardı. Beslemeyle ilgili bir güzel şeyleriniz vardı. Çok zorlanıyordunuz. Ama burada sisteme oturdukça besleme şartlarını da değiştirdik. Evet. Özellikle burada bir bant sistemi var. Yani biz sistemi elektriğini daha çok otomasyona çevirdik. Hem yem dağıtmayı hem yem karmayı mazot gideninden de biraz feragat şey yapmak için indirimi sağlamak için elektrikliye çevirdik. Daha çok otomasyona doğru gidiyoruz her şeyde. Şu anda 400 tane hayvana
Kaç tane çobanım var? Yani tek eleman şu anda tek bir tane eleman yeterli, ve yeterli. Şu anda o tek eleman gayet çok, rahat, çok rahat rahat hiçbir şekilde tabii sıkıntı yaşamadan 400 yani, tane hayvan artı doğurmuş olan aşağı yukarı şu anda yeni kuzulamalarınız devam ediyor. Evet. Yani artık kuzularınızı artı da, kuzularımızda, tabii. Tek bir kişi bunları sen de çok fazla şey yapıp giriyorsun, yardımcı oluyorsun tabii, ama yani tek bir elemanla. Tabii tek elemanla çevirebiliyoruz buraya çok rahat bir şekilde. Yani bu işletme mesela bir 200 tane daha olsa. Yani çok bir şey değişmez. Çok bir şey değişmez. Aynen. Değil mi? Çünkü evet, her şey otomasyonla tabii ve her şey doğru bir programlamayla ilerliyor. Çok güzel. Şimdi toklu bir kaçıncı doğumunuz var şu anda? Bir sene içinde. Şimdi bu işte üçüncü, dördüncü bir doğum. Şimdi dördüncüler başlayacak işte. Dördüncüler başlayacak. Bitirdik aynı. Yani öyle bir sene içinde bakın dördüncü sürekli şeyimiz var. Daha sistemleriniz de çünkü toklu olarak başladık da aldığınız tabii bir sürü hayvanınız vardı. Aynen. Ya biz tokluyla başladık. Hani her şey sağlam olsun. Evet. Çünkü temelde bir hayvanı bilmek lazım ilk başta. Hı-hı. Geçmişi şey değil. Tek bir sürü halinde kendi evet sürümümüzü geliştirerek gerekli animasyonları sizin sayede yaparak sizle beraber evet doğru bir ırkla devam ediyoruz. Yani sisteminizi şöyle artık benim sürekli buraya da gelmeme de gerek yok zaten. Sistem oturduğu zaman belli aralıklarla sadece belli kontrolleri, belli bir ödevler vererek siz zaten artık kendi başınıza yürümeye başladınız ve çok da zorlanmıyorsunuz. Bu işte mesela ben koyun aldığınızı farz edin. Ya mesela bende 100 tane koyun var. 50 tane koyunu satacağım. Hangilerini satarım? Tabii ki herkes elindeki kötü maldan çıkar. Aha. Mantık olarak baktığımızda. Bir misafirimiz de var arkadaşlar şu anda. Evet. Çiftliğimizin maskotu. Evet. Evet, misafirimiz. Evet. Onun da kendi nasibi, o da kendi arkadaşlığını gösterecek size. Şimdi burada biz damızlık işletmesi olarak algıladığımız ve sistemlerimiz var. Bu sistemlerde nasıl şey diyoruz, ben size önerdim de onu da sen de yetiştiricilerimize anlatırsın. Biz, mesela koç katımı yapılıyor. Koç katımından önce yoğun bir flashing uygulaması yapılıyor. Ondan sonra koç katımı yapıyoruz. Koç katımı ne kadar zaman tutuyoruz. Ne kadar İçeride zaman uyguluyorsun koç katımını? İçeride bir ay 35 gün kadar 30-35 tutuyoruz. Gün. Ondan sonra bir ay sonra kontrollerimizi yapıyoruz. Doluyu boşa ayırıyoruz. Evet. Boşları alttan gelen toklularımız da eğer yetiştilerse ya da boş olanları tekrar koşlayarak sürekli olarak devam ediyoruz. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, bir işletmede en büyük gider genellikle yem ve bakım masrafları. Şimdi buradaki otomasyon biraz Hakan Bey'e ben şeyi vermek istiyorum. Çünkü işin biraz finansal kısmı siz takip edebiliyorsunuz. Evet. Yem maliyetlerini hesapladıktan sonra bir de işçilik maliyetleri var. Ben özellikle burada tek bir elemanla bu işi çözebildiğimizi söylüyoruz. Bir yuvarlak, bir asgari ücret 6.000 lira, 7.000 lira ne kadarsa verseniz gene bir çobanın ortalama gideri 70-80 bin lira. Evet. 400 tane hayvana genellikle vatandaş dışarıdaki yetiştiriciler 2 ya da 3 çobanla bakıyor. Evet. Siz bu işletmeyi tek çobanla götürebiliyorsunuz. Buradaki doğru menajmentle. Şimdi bir maliyet hesaplarını da doğru bir şekilde yaptığınız zaman burada bu işin altından kalkılabilmesi lazım. O konuda senin düşüncelerini ben merak ediyorum tabii açıkçası. Hocam. Şimdi şöyle, tabii biz bu konveyör bandını kurarken şöyle bir hesap yaptık. Bunun sonuçta bir yatırım maliyeti var. Evet. Bu yatırım maliyetiyle bundan sonraki bize çıkaracağı artıları hesapladık hocam. Şimdi hem eleman olarak hem elektrik olarak, yani sonuçta bu tamamen elektrikli sistemle çalışıyor. Evet. Bunun karması, kırması tamamen elektriğe bağlamış olduk. Her şey otomatik. Böylelikle evet, böylelikle mazottan çıkmış olduk. Özellikle bugünlerde mazotun bu kadar fiyatının arttığı günlerde yani evet, giderlerimizi olabildiğince kısmaya, sonuçta buranın sabit bir giderleri var. Evet. Buradan ne kadar kısabilirsek o kadar avantajımıza. Biz bunu yemlemede, yem kalitemizden değil de işletmenin kendi giderlerinden düşünmeye evet çalıştık. Böyle olunca tabii bu konveyör bandını kurunca otomatikmen
işçilik anlamında da avantajımız oldu. Hı hı. Tek bir arkadaşla burayı tamamıyla döndürebiliyoruz. Dediğiniz gibi çok bir yoğunluğumuz yok. Yani arkadaşın gün içerisinde boş zamanı bile kalmış oluyor. Evet. Burada sayı artsa dahi biz yine bu sisteme devam edebiliyoruz. Böyle bir artısını gördük. Tabii ilk başta bir işletme maliyeti var ama evet, uzun vadeye yaydığın zaman artısı var. Yani şimdi siz ortalama bir 600-700 hayvana çıktığı zaman sayı mecburen bir yardımcı daha almanız gerekecek. Çünkü el insaf çok fazla. Ama şu anda arkadaşlar neyin hesabını yapılıyor? Genellikle normal büyükbaş işletmelerde yem karma traktörün arkasına bağlanıyor. Evet. Ve bir porsiyon yemi harmanlayıp da karıştırana kadar ne kadar zaman geçiyordu? Siz önceden yapmıştınız galiba. En az bir 45 dakika sürüyordu herhalde VSR. 45 dakika. Evet. 45 dakika civarında. 45 dakika boyunca döndüğü zaman gır 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 dediğiniz gibi mazot maliyetleri. Ama siz şu anda 3 tane sürü grubumuz var. Evet. Bir doğuran grup, bir boş grup, bir de koçlanan grubumuz var şu anda. Evet. İleriki aşamalarda bu grup 4'e çıkacak. Buradaki gruplarda 3 farklı rasyon uygulanıyor. Temere ortak ve sadece ek olarak şeyini katıyorsunuz. Fleshing zamanında arpa, buğday, mısır yapıyorsunuz. Aynen. Şimdi burada bir yemi ne kadar zamanda, mesela bir rasyonu ne kadar zamanda hazırlıyor bu yem karma? Yani şu anda elektrikli de 20-25 dakikada hazır oluyor. Evet. Ve çünkü az, hem yem karmanın içine daha az yükleniyorsun. Grup grup yaptığımız için her grubun tabii ki de şeyi, ihtiyacı farklı, o ihtiyaca göre. Yani şu anda sizin yaptığınız şey şu mu? Hayvan bir grubu hazırlanıyor. Evet. Servis yapılıyor. Tabii. Mutfağa davet ediyorsunuz. Aynen öyle. Hayvanları. Aynen öyle. Onlar yemini yerken senin elemanın diğer grubu başlıyor. Diğer grubunkini hazırlıyor. Anca onlar karnını 20 dakikada aşağı yukarı 20-25 dakikada karnını doyuruyor. Onları ondan yerine koyuyorsunuz. Yeni hayvanların yani her gruba özel ihtiyacını karşılıyoruz. Bu şekilde diğer türlü gebe hayvanın ihtiyacı başka, toklunun başka, koşlanan grubun başka. Evet. Yani hayvanın ihtiyacına göre ne bir gruba fazla vermiş oluyoruz bu şekilde. Hı-hı. Ne de hakkından az vermiş oluyoruz. Hepsi istihkakında, hakkında alması gerektiği miktarda proteini, enerjiyi önerisi alıp devam ediyor. Evet, bunu yani bir şeyler anlattıktan sonra onu algılayabilecek kapasitede bir yetiştirici olduğu zaman ben çok mutlu oluyorum Vezel'cim. Yani o konuda gitgide siz de artık sisteminize oturduktan sonra zaten siz bu işi kendine, daha yapılacak çok iş var. Tabii. Bu işletmede mesela inşallah doğumlarınız şu anda gebelik muayeneleri yaptık. Evet. Size ilk ödevim acil doğumhanede ızgara sistemi. Onu kuzu ölümlerin önüne çok ciddi bir şekilde geçme şeyimiz olacak. Yani işletmelerde canlı organizma gibi sürekli ihtiyacı başka oluyor, gelişiyor. O ihtiyacı karşılayarak. Yani biz bir anda ilk başta bin hayvan da olabilirdi ama bu şekilde olmasını daha sindirerek, sindire ilerleterek hem işletmenin ihtiyacını hem biz işi öğrenerek devam ediyoruz. Yani bu işletme daha bir sürü ihtiyacı çıkacak ve o ihtiyaçları ilerleyeceğiz. İlk posta hayvanınız kaç hayvanla başladınız? Biz ilk 100 küsür tane hayvanla başladık. 100 küsür tane başladınız. Ondan sonra hızlı bir şekilde sonra biraz ek takviye daha alındı. Doğumlarınız da oldu. Kendi sürümüzden şimdi artık kendi hayvanlarımız yakında bizden çıkan dış toklularımız. Hayırlı olsun gebelik muayenesinde ilk kendi toklularınızdan da artık gebeleşen hayvanlarınız. Yani kendi mahsulünüz diyelim gebeleşti. O konuda da artık bir döngüye girmeye başlıyorsunuz. Hayırlısı olsun bakalım. Yani, çok şeyli. Peki sizin burada mera olayı da var ama siz çok fazla bir mera... Ya, biz şöyle düşünüyoruz hocam. Mera bir yere kadar meradan faydalanabiliyorsun ama ne zaman ki bir yere kadar hayvan mera yiyor, bir yerden sonra mera hayvanı tüketmeye başlıyor. Aslında hayvanın veriminden götürüyor, ömründen götürüyor. Aynen öyle. Biz meranın hayvanı beslediği kadar sürede meradan faydalanıyoruz. Sonra götürmeye başladığı zaman artık meradan faydalanmayıp tekrar içeriye dönüyoruz. Evet, özellikle hamile hayvanlar mesela taze hamile olduğu zaman ve meranı sağlamsa biz mera öneriyoruz. Evet. Tabii kaba yemden çünkü yaklaşık olarak
9 proteini var, meranın 1700 kilokalori enerji var. Hı hı. Yani boş olan hayvan ya da yeni hamile kalmış olan hayvanı gebelin ilk 3'te 2'sine kadar, yani 3,5 aylığa kadar o mera onu götürür. Hı hı. Ama 3,5 aydan sonra ısrarla siz rasyonlarınızda, evet, artık protein, enerji, kalsiyum, fosfor takviyeleri yapmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü eksik olduğu zaman da siz daha iyi biliyorsunuz, düzgün doğum olmuyor. Evet. Topallıklarınız oluyor, hı hı, ve o konuda bayağı, tabii, bir sıkıntılar yaşıyorsunuz. Şimdi bu şeyle, konuyla alakalı biraz daha şeyli, biraz nasıl büyütebiliriz damızlık konusunda, açıkçası devletin size herhangi bir teşviği ve desteği oluyor mu bu Trakya bölgesinde? Hadi ben şeyde Bursa'dakilerini biliyorum da, yani, herhangi bir birlik üyeliğiniz vesaire var mı? Yani koyun keçi birliğine üyeyiz ama şu, evet, ana kadar bir, zaten yeni geçen yıl üye olmuştuk. Yani bu yıldan sonra verecek oranla bir miktar açıklayacaklar herhalde. Daha bu sene açıklanmadı diye biliyorum ama ciddi, evet, bir devlet teşviğiyle karşılaşmadık şu ana kadar. Yani bu size aslında ben şunu söylüyorum değerli arkadaşlar. Süt ve et çok fazla para, et şey ucuz tükettirmeye çalışıyoruz yetiştiriciler. Tam devlet politikası olarak ay yetiştiricilerimiz, şey insanlarımız, halkımız ucuz et yesin, ucuz süt tüketsin, ucuz yumurta yesin derken bunu faturasını vatandaş, yetiştirici çekmemesi gerekiyor. Eğer ki bir teşvik verecekseniz o yetiştiriciler birinci kademede daha yetiştirirken o teşvikleri verebilirseniz, o siz mesela kendi ürününüzü ucuza mal etmeseniz de ucuz bir destek alsanız, maliyetleriniz düşse, sizin için fiyat o kadar önem taşımamış olacak. Aynen. Ama şu anda böyle bir şey yok. Buna rağmen siz üretmeye gayret ediyorsunuz. O 8 ayda bir sistemini yavaş yavaş... Tabii oturdu artık. Oturdu. Aynen. Ve bundan sonra ilk toklularınız, çok ikizliğiniz yok ama bundan sonra ikizlik oranlarınız. Tabii, koyun olduğunda zaten hayvan da bence toklu, ikizliği çok, siz tabii daha iyi bilirsiniz ama hani, evet, hem yavruyla ilgilenmesi açısından hem çok öneriyor musunuz bilmiyorum, evet, yani. Yok, doğru buluyor. Toklu zaten, hı-hı, çok fazla şey yapmıyor abicim, yani ilgilenemiyor. Evet. Çünkü ilk defa yani anne oluyor. Korkuyor işletmeye, kendisi de. Ve o biz toklularda %20 %30 ikizlik normaldir, evet, diyoruz. Ama artık koyun olduktan sonra, işletme rayına oturduktan sonra biz 3 çok, bir az diyoruz. Aynen. Yani mümkün olduğu kadar ikizlik oranı yüksek olmasını talep ediyoruz, istiyoruz. Ve bu konuda en önemli şey flashing'tir. Hı hı. O flashing'i de şu anda biz gebelik muayenelerimizi yaptık. Şimdi öğleden sonra siz o gebelik muayenesinden çıkan kuzuları, evet, gruplarına ayıracağız. Yani yeni padoklarını oluşturacağız, hı hı, tekrar. Flashing'le beraber yeni koşlama süreci başlayacak. Döngü, evet, devam edecek bu şekilde. Evet. Hakan Bey, şimdi ben özellikle biraz şu andaki ekonomiyle alakalı biraz fikirlerini öğrenmek istiyorum. Açıkçası zor bir dönemden geçiyoruz. Et fiyatların düşük olması, kesim kasapların hayvan kesmek istememesi. Evet, iyiyim. Yani nasıl bir görüyorsun 2023'ü? Dediğim gibi zor bir zamanda girdiniz. Evet, ama bir nedir bir, senin de düşüncelerini bir almak istiyorum arkadaşlarla da. Evet. Çok da karamsar olmamakla birlikte. Çok da tabii enseyi karartmamak lazım ama evet, şimdi tabii sektörün durumu zaten yetişici arkadaşlarımız da çok yakından görüyorlar, hissediyorlar. Girdi maliyetlerimiz sürekli artmakta. Yani bu bir artış hızı gerçekten karşılığında etin, sütün fiyatının artış hızıyla aynı değil. Bu aradaki makas biraz açılarak devam ediyor. Şimdi sektörde biz tabii takip ediyoruz. Hem büyükbaş hem küçükbaş olarak. Ciddi bir anaç kesimi var maalesef. Evet. Büyükbaşta inekler, küçükbaşta koyunlar kesime gidiyor. 1 milyon inek kesildiğini söylüyorlar. Evet, yani ciddi bir adet. Evet. Tabii bunun bir döngüsünün bir sonu gelecek. Yani bu
kesile kesile, çünkü bizim zaten sonuçta devam eden bir süreç. Bu yani hayvancılık sizin de çok daha iyi bildiğiniz gibi döngüsünün olması gereken bir süreç. Bir anda başlayıp bir anda bitecek bir süreç değil. Bizim tabii sektörle ilgili beklentimiz şu şekilde. Yani şu an gerçekten kötü bir dönemden geçiyor. Fakat iyiye gideceğini düşünüyoruz. Bizim umudumuz var. Nasipse herhalde 2023'ten sonra sizin de bahsettiğiniz gibi normal döngüye girdiği zaman insanların tabii ki tekrar ahırlarına yeni hayvanlar koyma isteği oluşacak. Yeniden tekrardan sektör canlanmaya başlayacak diye düşünüyoruz, umuyoruz, istiyoruz. Zaten siz damızlık yetiştirmeye devam ettiğiniz sürece tekrar açıldığında millet çok ciddi bir şekilde artık yurt dışında da hayvan satışı sına çok sıcak bakmıyor devletler. Tabii. Çünkü herkes kendi mal varlığına sahip çıkıp da ciddi bir şekilde, mesela Orta Asya ülkeleri çok ciddi bir hayvan arayış içine girmişler. Evet. Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan, yani İran, Irak, zaten onları saymıyorum. Ama bütün Orta Asya ülkeleri çok ciddi bir hayvan alımı ve talebi var, ama hele şu anda dövizin bu kadar yüksek olması artık yurt dışından hayvan gerçekten yani biraz bizim zor. İlk araştırdığımız dönemdeki kurlarla şu anki arasında ciddi fark var. Gerçekten alma işi yani yurt dışından bir merinos şu anda en kötü merinos 350 euro. L'Île de France 400-450 eurolardan bahsediyorum. Ciddi rakam. Ki bu 6-7 bin 8 bin TL'lere buluyor. O da yani bu dönemde, nasıl bu dönemde imkansız yani. Bu dönemde öyle kimse bir girdi maliyeti. Kimse vermez o parayı. Tabii tabii, öyle bir yatırım maliyetiyle işe girip karşını almanız çok zor. Evet. Yani özellikle o yüzden biraz daha içe dönüyoruz. O yüzden biraz daha üretmeye devam etmek zorundayız. Yani sektörü canlı tutmak için bizim şu an elimizden gelen şey üretmek, doğru üretmek, düzgün üretmek. Ve piyasanın tekrar doğru şartlara ulaşmasını beklemek. Bu sektörün tabii ki pikleri ve dipleri var. Evet. Bunun biz de farkındayız. Ama önemli olan bir ortalamada doğru kazançla devam edelim. Doğru maliyet hesabı yapmanız. Siz zaten işin finans kısmına siz baktığınız için söylüyorum. Yani fuzuli masrafları çok fazla girmeden. Çünkü ben birçok işletmeye bakıyorum. Aynı az önce Veysel kardeşim söylediği gibi yemleri koyuyor, hak eden hak eden az yiyor, hak etmeyen çok daha fazlasını yiyebiliyor. Yem zayiatı, sonra yem maliyetleri çok yüksek oluyor diyor. Mesela bir kuzuyu siz şu anda hesabını yapmıştınız. İki çuval yemle onu kesime kadar ulaştırabiliyorsunuz, 50 kiloya kadar. Şimdi hesap kitap doğru yapılmazsa ne kadar, yani iki çuval yem 400 liradan 800 lira olur. Evet. Yani bunu vay yemler fiyat tamam da 800 liralık maliyeti sen 2500'e kestirebiliyorsun. Evet. Her şeye rağmen tamam, annenin bir maliyeti var. Evet. Kuzu kalmayarak zaten onu çıkarabilirsiniz, ama şu anda piyasada kesim konusunda da çok ciddi sıkıntılar var. Var hocam, var. O da et fazlalığından kaynaklanıyor. Evet, evet, evet. O da bahsettiğiniz gibi yani anaç piyasadaki anaç kesimdeki anaç sayısının fazlalığından dolayı şu an kasaplar bana, ben bunu önceki programda da söylemiştim. Hocam bıkık var mı dedi bana kasabın bir tanesi. Değerli arkadaşlar, hepsini çok seviyorum ama ya ben de anlayamadım. Ya bıkık nedir dedim? Hayatından bıkmış malından bıkmış mal sahibi. Evet. Yani o koyun kesildikten sonra, koyunu kesiyorlar, okey tamam. Koyun kesildikten sonra mezbahada koyun olarak, sonra kasabın tezgahına gittiği zaman o kuzuya dönüyor. Evet, evet. Siz hiçbir zaman kasaba gittiğiniz zaman ben dana kıyma istiyorum diyorsunuz, ama genellikle inek kıyma alıyorsunuz. Çünkü bu kadar çok inek, onlar böyle buharlaşıp uçmuyor kesilen inekler. Evet. Yani bu belli bir zaman sonra, şu anda ciddi bir şekilde mesela büyük süt firmaları artık ciddi bir şekilde süt talepleri aşırı derecede var ve süt bulamamaya başladılar kesilen inek sayısında. Belli bir zaman sonra bu etler de tükenecek, hazır etler. Tabii. Ondan sonra biz bir şekilde artık o et talebi de oluşmaya başlıyor. Evet. Ve siz de bu konuda bu açığı karşılamak üzere bir şeyiniz var. Yani dediğiniz gibi umarım hani bölgemizdeki bu açığı karşılamak için biz de ürettiğimiz kuzularla, toklularla piyasaya düzgün, İnşallah. Devam edebilen, sürdürülebilir bir hayvancılık politikasına devam edebiliriz. İnşallah. Şimdi arkadaşlar, mesela ben geçen de bazı araştırmalar yaptım. Yapılan araştırmalarda ben Çin'de bazı projeler var. Çünkü Çin'de yaklaşık artık 2 milyara yakın nüfusu var ve onlar çok ciddi bir şekilde
tüketiyorlar, et tüketiyorlar. Evet. Onların böyle bir şansı da var. Onlar kanatlı tavuk ve domuzun yanında artık koyunculuğa da başladılar. Mesela bize Avrupa'dan fayda yok, biz kendi koyunumuzu kendimiz üretelim der ve 1 milyon 200 bin kapasiteli ahırlar yapıyorlar arkadaşlar. 1 milyon sürüler de 1200 hayvanlı sürüler. Yani bir düşünün, bir sürü 1200 hayvan ve bu bir ay işletmede 1 milyon 200 adet ki bundan en az bir şu anda 100'e yakın işletme kurmaya düşünüyorlar. Bu şekilde, bu çapta, bu büyüklükte. Yani insanlar bir şekilde tüketecek arkadaşlar. Yani biz ne kadar var, her şey pahalı, tam asgari ücret, şöyle geçimimiz zor, tam olabilir ama insanlar bir şekilde, gençler o proteini, yani sadece sebzeyle, meyveyle bu iş olmaz. Evet. Bu proteini tüketecek, yumurtayı tüketecek, sütü tüketecek, eti tüketecek. Evet. Yani bu şekilde devam etmez. O yüzden ben her şeye rağmen malınıza sahip çıkalım derim. Ve sahip çıktıktan sonra bunu daha fazla üretip belli bir zaman sonra iyi ki Erol hocamı dinledim, evet, dersiniz ve bu iki genç pırıl pırıl arkadaş gibi siz de kazançlı bir hayvancılık yapmış olacaksınız inşallah. İnşallah hocam. Son bir sözünüzü almak, söylemek istediğiniz ve şeyde Müveysel kardeşim. Yani ben sonsuz olarak size çok teşekkür ediyorum. Yani verdiğiniz destekler için. Evet. Oradan bize yetişiyorsunuz. Estağfurullah. Köy TV ailesine teşekkür ediyoruz. Geldiniz, ziyaret ettiniz bizi. Evet. Bu şekilde. Eğer ki müsaadeniz olursa belli aralıklarla biraz daha işletmeye, biraz daha büyüdükçe tekrar ben Köy TV ile birlikte sizi ziyaret edip de gelişmeleri, tabii, ne şekilde ilerliyorsunuz? Evet. Şimdi 130 tane, 140 tane hayvanla başladınız, 400'e çıktınız. Belki birkaç ay sonra, yaza doğru mesela, bir 3-4 ay sonra tekrar ben size, eğer ki o müsaadeniz varsa, tabii, sizi ziyaret edelim. Tabii. Ve gelişmeleri de görmüş. Nasıl bir şey, evet, yani hep söylüyorum ben, böyle bu tür sizin gibi işletmelerde arkası yarın. Programı, dizi programı şeklinde bir sizi takip edelim, bir, tabii, görelim. Bu böyle bir Ahmet Bey köyde şeyde beldesinde, aynen, diyelim. Bir işletme var. Ne oldu o işletme? Nasıl bir gidiş ki sosyal medyada sizin aktif bir sosyal medya şeyiniz var. Paktar çiftliği olarak arkadaşlar takip etmek isterseniz, evet, Facebook ve Instagram'da şeyiniz var. Evet. Takip etmek isterseniz arkadaşlar, bu işletmenin nasıl geliştiğini veya artık damızlık talebinde bulunan, damızlık isteyen işletmeler olursa burada da bir kapıları olabildiğini bilmeleri konusunda önemli bir şeyimiz var. Tabii siz de her zaman bekliyoruz hocam. Senin de bir son sözlerini alalım. Tamam. Kapatmadan önce. Hocam tekrardan ayağınıza sağlık. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Her daim bekleriz. Dediğiniz gibi bu sürecin devamında da sizleri her daim bekleriz. Bizim gelişimimizi sizlerin de desteğiyle, evet, görmüş oluruz. Köy TV ailesine çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olsunlar, sektöre verdikleri destek. Köy TV sizinle büyüyor zaten. Sizin, evet, gibi işletmelerle biz sizin için varız. O konuda zaten sağ olsun Abdullah Bey'le beraber Türkiye kazan biz kepçemiz haydi. bu tür güzel işletmeleri örnek olsun diye düzenli bir şekilde anlatıp tanıtmak istiyoruz Türkiye ve yetiştiricilere. Evet. Bizim için de çok büyük bir zevktir sizi tanımak ve Köy TV'ye ve Türkiye'deki yetiştiriciler sizi tanıtmak bizim için de çok gurur verici, onur vericiydi. Size de artık yavaş yavaş vakti veda diyelim hocam. Evet. Efendim, hava soğuk, muhabbet sıcak, çaylar da soğudu konuşurken. İçeriz biraz. Ama efendim, bir programın daha sonuna geldik. Şimdi genç girişimcilerin bu cesaretiyle,
ve bu cesareti doğru bilgilerle pekiştirerek, doğru adımlarla yürüyerek ülkemize ne güzel değerler kattıklarını görmekten ben de çok mutluyum. Şimdi normalde her zaman diyoruz, işi bilmeyen dalmasın diyoruz. İşi bilmeyen bu işlerde ne arar diyoruz. Evet, işi bilmeyip de öğrenmeye niyetli olanlar, yanına doğru kılavuzlar alanlar. Efendim, şimdi biz gelirken Çanakkale Boğazı'nın oradan geçip geldik. Ne oluyor? O suyları bilmeyenler kılavuz kaptanla geçiyorlar orayı. Şimdi gençler de bu girişimde bulunan değerli ev sahiplerimiz de Boğazı geçerken kılavuz kaptanı doğru bir kaptan evet, bulmuşlar. Evet. Efendim, çok güzel de bir rotada ilerliyorlar. Fırtınalar var ama fırtınalardan ikisi de hem kaptanlık bilgileri öğrenerek hem kılavuz kaptanla birlikte efendim gemiyi güzel günlere götürüyorlar diyelim. Hocam, bir de şöyle bir durum var kapanışta. Dün ben Diyarbakır'daydım. Şimdi efendim köyleri mahalle yaptık. Mahallelere binalar dikmeye başladık. Damların bir kısmı da efendim bunların aralarında kaldı. Çocuk parkında en aşağı 150 başlık bir sürü. Çocuklar yok. Peyzajı evet. Çok güzel yapılmış. Çok güzel de otluyorlar. Şimdi kuzucuklar diyoruz hep parklarda oynasın da efendim bu kuzucuklardan da bahsetmiyoruz. Bunu da bir sonraki canlı yayında ben çektim resimlerini. Siz de işleyelim isterim, kabul buyurursanız. Olur. Bir sonraki canlı yayında bunu konuşalım. Efendim, biz Avrupa'dan bugün dilimiz bu kadar döndü diyeceğiz. Trakya'dan bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle diyor. Vakti veda diyoruz. Sizler sıhhatli, tarlanız hayvanınız bereketli olsun. Köyde kalın, Köy TV'de kalın, köyde hayat var.